anda low lock'ta değil, high lock'ta yokuş iniş sistemine düğmemize basıyorum. Gösterelim burayı. Şu an bastım ve devreye girdi. Şimdi bir şey anlatayım. Bir önceki kasa, yani benim şu an güncel kullandığım kasada en ağır low lock'a alıp arabayı bıraktığımızda araba yavaş yavaş iniyordu, evet. Fakat kendisi fren yapmıyordu. Çok çok dik yerde frene dokunmak zorunda kalıyordu. Bu araba az önce test ettim. Kendisi fren yapıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bırakıyorsunuz ve araba kendi kendine aşağı iniyor. Şimdi size göstereceğim. Yavaş yavaş iniyor. Evet. Gördünüz mü? Araba kendisi iniyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şu an fren yapıyor. Ayakkabımı tekrar çekiyorum. Yani hiç dokunma yok. Kendisi iniyor. Ve durdum. Bakın. Arka kilit devrede değil. Yavaşça geriye çıkacağım şimdi. Bakın böyle bir yerde üzerindeki lastik de standart bir lastik. Normal 4x4 bir arabayla bunu yapamazsınız. Çıkmaz. Sardırır sardırır kalır. Şimdi deniyorum. Canlı. Şimdi bu taraftan gel istersen. Arkadaşlar, önce kısaca kendimi de tanıtayım. Adım Akın Tülübaş. 2007 model ve 2016 model olmak üzere iki tane L200 kullandım. Halen kullanıyorum. Toplamda yaklaşık 700 bin kilometredir L200 kullanıyorum. Bu şu an bildiğimiz araçta 2019 model Blizzard Premium paketi. Doğru mu? Doğru. Premium paket. Performansıyla alakalı olarak şüpheler vardı. Çünkü 181 beygirden Avrupa uyum hikayesinden, Euro norm hikayesinden araba 150 beygire düştü. Ama tork 400 ve harika bir şanzıman yapmışlar. 6 ileri. İlk kalkış X 1 saniyede bir güçsüz gibi geliyor. Fakat araba kalktıktan itibaren kesinlikle 181 beygiri size aratmayacak. Benim en büyük şüphem buydu. Ben asfaltçıyım, tanıyanlar bilir. Offroad'a arabamı sokmam, böyle yerlere arabamı sokmam. Dümdüz kullanırım, otobanda lüks araç gibi kullanırım. Uzun yol yaparım her zaman. Bu araba bu anlamda gerçekten harika bir araba arkadaşlar. Ötesi yok diyebilirim. Koltuk kenarlarını daha iyi yapmışlar. Ekran daha iyi. Direksiyon kesinlikle tartışmasız daha iyi. Şuranın piyano bileklerin kalkması ve gri olması daha iyi olmuş. Çabuk çiziliyordu. Bu yanlara deri koymaları ve arabanın genel iç bütünlüğü, mesela Mercedes X-Class'ta veya Amarok'ta ya da komik bir ifadeyle söylüyorlar, Hilux diyen arkadaşlar var. Ben bizim Türk işi Hilux diyeceğim. Onlarda bu iç bütünlüğü bulamazsınız. Çünkü bu araba 5. nesil olmuş. Artık orası olmadı, orayı yapmış. Orayı yapmış, geliştire geliştire bu noktaya gelmiş bu araba. Dış dizaynı zaten söylenecek bir şey yok. Şu an en yakışıklı kamyonet haline geldi. En tipsizden en yakışıklı haline geldi. Kesinlikle dizayn olarak harika bir araba. Ve teknolojiye baktığınız zaman müthiş bir teknoloji var. Yani şu direksiyondaki vitese bakıyorsunuz. Bunların kullananlar bilir. Bunu kullanmayı bilenler bilir. Sollamada, trafikte, performanslı kullanımda inanılmaz derecede iş yapar. Hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakmaz. Hemen tepkisini veriyor. Hızlı bir şanzıman var. Tabii dikkat etmek lazım. Yani 4000 devirde vites değiştiriyor. 3750'deyken tuşa dokunmak lazım gibi düşünün. Onu algılama süresi sonuçta bir F1 şanzıman değil. Böyle düşünmeyin. Bu sadece vites değiştirme kulakçığı. Şanzıman F1 değil ama 3750'de dokunduğunuzda tam devrinde vitesi değiştiriyor ve atak gitmeye devam ediyor. Bu arabaların bir önceki kasası, benim güncel bindiğim 2016 model olan ve eski kasada, bu arabalarda fren sorunu vardı.
amortisör sorunu vardı. Çok sert. Benim şu an bindiğim kasa çok sert. Bu daha yaylanması daha güzel. Amortisörleri daha başarılı. Fren kesinlikle çok başarılı. ESP'si. Şu an güncel bindiğim kasanın da bu kasanın da ESP'si harika. Yani viraj içerisinde gaza yüklenmeniz ciddi bir tork var. 400 iyi bir tork. Yani ben römork de kullanıyorum. 350 bin kilometrenin 200 bin kilometresi benim arabam römork çekti. Çok şükür hiçbir arıza vermedi. Römorktan dolayı bir sıkıntım olmadı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi size yukarıda aracın şanzımanlarını, yani şanzıman vites olaylarını anlatacağım. Yokuş inişi anlattık. Kum, çakıl gibi farklı seçenekler koymuşlar. Çok avantajlı ve çok faydalı, çok gerekli şeyler. Birazdan görüşmek üzere.